konuşayım mı? Dur. Ormana, koruma bölgesine gittik, koruma bekçisine. İlgilenmiyoruz artık dediler. Atlar için. Evet. Sonra bütün hepsimiz imza topladı buradan. Saraçhane mi? Saraçhane, İrmari çiftçilerinle beraber konuştuk. İmza topladık, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Valiye de dilekçe yazdık. Koruma başkanı ilgilenmiyor. Biz bir kere ilgilendik. Evimizi bastılar, arabalarımızı yaktılar kelimesi sarf etti bize. Ne yaparsanız yapın, savcılığa da gidin dilekçe verin, valiye de gidin diye söylediler. Kim dedi? Koruma başkanı. Adı ne? Bilmiyorum koruma başkanı. Kışında olduğu vakit bizden koruma parası almaya geliyor bunlar, ilgilenmiyorlar. Eskiden koruma vardı, korumaya kapıyorlardı beygirleri. Şimdi kapamıyorlar. İlgilenmiyorlar yani. Hadise bundan kaynaklanıyor. Nereye dilekçe verdiniz? Savcılığa imza topladık. Verdi. Şimdi de valiye söyleyecekler. İmza toplanıyor diyor. Koruma ilgilenmedi diye. Koruma ilgilenmiyor diye dilekçe topluyorlar şimdi. Siz Saraçhane'de mi oturuyorsunuz? Evet, Saraçhane'de oturuyoruz. Burada tarlalarımız var, bahçelerimiz var. Şurada yoncanın, 10 dönüm yoncanın anasını bellediler. Ne ekin kaldı, ne yonca, ne bahçe, ne mısır, hepsini perişan ettiler yani. Tehdit edenler kim, yakarız yıkarız diye? Yok. Koruma bir kere ilgilenmiş bunlarla, bu beygirlerle. Beygirlerin sahipleri koruma bekçilerin evlerine baskın yapmışlarmış. Koruma öyle söyledi bize.